Ekonominin rakamlarına bakacağız şimdi de. Öncelikle Sayın Altın'a, Onur Altın'a günaydın diyelim. Değerli izleyiciler, birazdan hattımızı alacağız Sayın Altın'ı. Öncelikle biz Fed'in kararının ardından o faiz arttırımı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bu konuşuluyordu. Yapılmadı faiz arttırımı. Peki piyasalara nasıl yansıdı? Piyasalar nasıl başladı? Borsanın yükselebileceği konuşuluyordu ama inişli çıkışlı bir grafik hakim. 74.632 puandan BIST endeksi işlem görmeye devam ediyor. Dolar TL'ye baktığımızda 2.99 seviyelerini görüyoruz. Sabah erken saatlerde 3.01'e kadar yaklaşmıştı. Euro TL'ye baktığımızda 3.42 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Euro'nun TL karşısındaki değerinin. Spot altının gram fiyatı 108 lira, 109 lira sınırına dayanmış durumda. Sabah saatlerinde 109 lirayı görmüştük. Ve Brent petrole baktığımızda da 48 doları görüyoruz. 49 dolara yaklaşmış durumda. Az önce size paslamıştım. Şimdi aklımızdasınız Sayın Onur Altın. Günaydın efendim, nasılsınız? Günaydın Selim Bey. İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Dün yorucu bir mesai vardı. Fed'in alacağı karar, merak ediyordu faiz arttırımı konusunda. Fed faiz arttırımı yapmadı ama yapılacağında bir nevi sinyalini verdi. Bundan sonra neler olacak, söz sizde? Evet, aslında Fed'e baktığımızda, Fed tarafına baktığımızda herhangi bir değişikliğin olmadığını gördük. Ancak bu güçlü Fed faiz beklentilerinin o direnci kırılmış oldu. Ve bu kırılmayla birlikte dolar tarafında aşağı yönlü hareketlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Fed faizleri 0.25 seviyesinde bıraktı. Yayınladığı raporda 2015 faiz projeksiyonları dikkat çekiciydi ki faiz projeksiyonlarına baktığımızda 2015 yılı için faiz beklentisini 0.625'ten 0.375'e düşürdü. Bu da doların değer kaybetmesine sebep oldu. 2016 ve 2017 faiz beklentilerinde de bir önceki aya nazaran faizin beklentilerin aşağı çekildiğini gördük. Yani eğer ki bir faiz arttırımı gelirse bunun devamı uzunca bir süre gelmeyeceğini anlıyoruz biz bu noktada. Fed'in faiz beklentilerini aşağı çekmesi 2015 yılı içinde acaba bir faiz arttırımı gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun da sorulmasına sebep oldu. Diğer ekonomik verilere baktığımızda 2015 işsizlik beklentisini 5.2-5.3 aralığından 5.0-5.1 aralığına çekti. 2016 ve 2017 için de aynı beklentileri korudu. Yani aşağı yönlü bir, orada da bir revize var. İstihdamdaki güçlü toparlanmanın sürdüğü açığını görüyoruz biz bu noktada. Zaten son konuşmalar FED üyelerinin bu yönündeydi. Amerika ekonomisine baktığımızda konut sektöründeki toparlanmanın görüldüğü ve sabit yatırımların arttığı belirtildi. Ane halkında görülen harcamaların ekonomiye hızlandırılması beklendiği vurgulandı. Ane halkındaki harcamalara paralel olarak reel ücretlerde kademeli artışların görülebileceğinin altı çizildi ki FED reel ücretlerde özellikle dikkat ediyor ve bunların artmasını istiyor ekonomideki sağlam bir toparlanma için. Bu noktanın da altını çizelim. Büyüme beklentilerini de FED yukarı çıkarttı. Yani aslında dediğim gibi yukarı yönlü yükselişler söz konusu oldu. Yani ekonomik toparlanmadı ki ve Amerika ekonomisindeki düzenleme vurgulanırken sadece faizlerin beklendiği kadar artış göstermemesi ve belki de 2015 içinde yapılamama ihtimali dolara satış getiren ana etken oldu. FED enflasyon beklentilerinde de önümüzdeki aylarda düşük almaya devam edebileceğini söyledi. Ancak %2 hedef seviyesine doğru yükseliş beklentilerini korudu. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve doların aşırı değerlenmesi petrol fiyatları üzerinde etkili olmuştur denildi raporda. Yalın ilk faiz artışından sonra politikanın aynı genişlemeci olduğunu söyledik ki biz bunu zaten faiz projeksiyonlarından da anlıyoruz bir şekilde. Dikkatimizi çeken bir nokta ise 2015 yılı içinde daha önce 15 üye faiz arttırımı beklerken bu sayının 13'e düştüğünü gördük. Biz bu gelen rapor sonrasında dolardaki satış hareketlerinin bugün de devam etmesini ve bir süre daha bu etkinin izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yine verileri takip edeceğiz önümüzdeki dönem. Ona göre Fed'in faiz arttırıp arttırmayacağını göreceğiz Ekim ayında.
ama dolardaki düşüş bir süre devam edebilir. Bunu buradan vurgulayalım. Hafta sonu 20 Eylül'de Yunanistan seçimlere gidiyor. Evet. Seçimlere gitmesinin ardından Euro tarafında da piyasalarda bu Yunanistan seçimlerinin etkisini göreceğiz. Yani Yunanistan seçimlerinden nasıl sonuç çıkacak, bu Euro tarafını etkileyecektir. Yurt içine bunun yansımalarına baktığımızda yurt içinde son üç gündür yaşanan iyimser hava dün de devam etti. Borsa evet. BIST tarafı yukarıda kapattı. Rakamlara baktığımızda rakamlarda dolar TL'de aşağı yönlü hareketler görülmüştü ilk faiz kararından sonra. Daha sonra yılanın açıklamalarıyla bir miktar yukarı evet. yükselişler görüldü. 3'ün altında indik şu anda. Aşağıda 2.97.50'nin altında 2.94'e kadar bir giriş çekilme söz konusu olabilir. Yukarıda da 3.03.30 geçilmediği sürece bu baskı sürebilir. Euro TL tarafında 3.40'ın altında 3.36.70 desteği önemli. Yukarıda 3.42.50'nin üstünde tekrardan 3.47.60 seviyesi takip edilebilir. Borsa İstanbul tarafında 75.000 önemli bir seviye. 75.000'in şu anda satıcılar açıldı borsa ve yol tarafı. Kar evet. satışlarını izliyoruz ve Fed'in yansımalarını izliyoruz. 75.000 seviyesi geçilmediği sürece aşağı yönlü hareket yapısı devam edebilir. 74.000'in altında 72.500'e kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. 75.000 kırıldığı takdirde 76.500'e evet. doğru güçlü bir yukarı yükseliş göreceğiz. Son olarak da altın fiyatlarına baktığımızda gram altında dün 109.80'e kadar bir hareket görmüştük. Şu anda hem doların geri çekilmesiyle birlikte dolar TL'nin bir miktar geri çekilişler izliyoruz. Orada da 109.80 107 bandımız var. Bu band hareketi evet. içinde gidip geliyoruz. 109.80 kırılırsa daha önce tarih zirve olan 111.60'a doğru hareketler gözlemlenebilir. 107'nin altında da biz 105.50'ye kadar bir geri çekilme söz konusu yaşayabiliriz. Çok çok teşekkürler Sayın Altın aktardığınız bilgiler için. İyi çalışmalar. Rica ederim. İyi çalışmalar. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, şimdi gündemin başlıklarına bakacağız. Bizi bugün nereye götürecek? Ankara'da, İstanbul'dayız. Ankara'da Sıla Aksaç, İstanbul'da Betül Günay'da özel bizi bekler.